Alalım. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabilir hocamız size? Necla Hanım. Canım ben kalp damarla ilgili soracaktım Tabii ki buyurun. doktorunuza. Tabii ki. Efendim kalp damarla ilgili programın başında kısaca konuşmuştum ama şöyle tekrar edeyim. Bu gördüğünüz bitki alıç. Alıcın Türkiye'de 90 çeşidi var. Alıç dünyada kalp damar rahatsızlarına karşı en etkili bitki. Ha bazıları diyor ki Panax kalp damar için. Panax kalp damarla ilgisi yok. Yani yanılmayalım, hataya düşmeyelim. Panax halsizlik, dermansızlık, yorgunluk bitkinliğe karşı 10 bin yıldır kullanılan bir bitki. Yani Panax ginseng. Fakat kalp damar için değil. Neden bazıları böyle halkı, insanları yanıltıyor? O da anlaşılır bir şey değil zaten. Ben bir televizyon programında karşılaştım bir beyefendiyle. Dedim ki ya yaptığınız doğru değil. Panax kalp damar açar, Panax kalp damar açar. İnsanlara yanlış bilgi veriyorsunuz dedim. Ne yapayım dedi. İki tır dolusu ürün ürettim dedi. Mecbur satacağım dedim. Allah Allah dedim. Adama bak gözünü parası korumuş. Allah yardım etsin. Bazılarını... Şimdi bu alıçın çiçeği, yaprağı. Bu alıç kalp damar için dünyada en etkili bitki. Alıç. 90 çeşit alıç yetişir Türkiye'de. Almanlar bununla ilgili klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları klinik araştırmada 3664 hastayı kalp damar zafiyeti olan, mesela koroner kalp yetmezliği nedeniyle damarları tıkanan kişi, diyelim ki %60, %70, %80 tıkanmış. Alıç kullandığı zaman ameliyata gerek kalmadan 2 ayda, ağır vakası 3 ayda problem tamamen çözülür, ameliyata gerek kalmaz. Evet. Denenmiş bu. Klinik araştırması. Kim yapmış? Alman yapmış. Belge var, bilgi var. Tabii ki. Sadece Almanya'daki klinik araştırmasından bahsetmiyorum. Yüzlerce araştırma var. İsteyen doğaltedavi.net'te bu konuda çok ayrıntılı bilgi var. Belge var. Benim yazmış olduğum bu kitapta da çok ayrıntılı bilgi var. İsteyen, merak eden bu kitaptan da bu kitap bugüne kadar yazılan kitaplardan farkı 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. İlk defa Türk tarihinde şifalı bitkileri belge ve bilgiye dayanarak anlatan tek kitaptır.